Yargıdan şikayet ediyor. Ya siz avukatlık yapıyorsunuz değil mi? Eski bir savcısınız. Kaç yıldır avukatlık yapıyorsunuz bilmiyorum. Siz iş hayatınızda bir baskı yaşıyor musunuz Bülent Bey? Yani Nasıl bir baskı? yani işlerinizi görürken takip ettiğiniz davalarda Hayır, size hayır. bir baskı oluyor Bakın mu? yargı üzerindeki baskı sanıldığı gibi normal prosedürde işleyen davalarla ilgili bir baskı Yani hakim savcılar soyut bir üzerinde şeyden yok. bahsediyorsunuz şu Hayır, an. hiç yani gayet objektif bir şeyden bahsediyorum. Baskı nerede biliyor musunuz? Baskı iktidarı ilgilendiren her konuda hakim ve savcılar baskı altında. Bakın Öyle mi? iktidarı Bugün ilişkilendirmeyen Alaaddin daha Çakıcı'ya verilen hapis cezasından haberiniz var mı? ya orada mecbursun Var vereceksin mı cezan? suç sabit Bakın işte ama somut örnek suç koyuyorum ben sabit ama size. bakın Ben suç size sabit. somut örnek söylüyorum. Orada mecbursun Ya diyorsunuz. orada tabii ki Ya mecbur. Yani siz suç bence sabit şu an işte. bir Ya üyesi sen olduğunuz o için çizgiye gelmedin bakın Zafer Bey. bir üyesi Bak orada olduğunuz hukuk camiasında şu an maalesef iftira ben atıyorsunuz. iftira atmıyorum. Ben Hakikaten diyorum iftira ki atıyorsunuz. Yani siyasi davalarda bizim bir tane iktidarın yargımız var. Bakın yani burada siyasi davalarda iktidarın taraf olduğu her davada yargı mensupları maalesef baskı altındalar. Ve eğer valla yargı olmasınlar. mensupları Bak o baskının olmasınlar. altında kalkarlarsa, o baskı onların üzerinde Eğer olmazsa dediğiniz gibi bir baskı görevlerini varsa objektif olarak olmasınlar. tarafsız yapacaklarından hiçbir kuşkum yok. Biz geçmişte Bakın şunu hiçbir da kuşkum duyduk. yok. Biz Ama cüzdanla vicdanla arasında ya sıkışıyoruz geçin diyen onları ya. Zafer Bey bakın o yargı bir mensuplarını Yargıtay duyduk. Başkanı'nın çok talihsiz Ha bir konuşmasıdır. işte o talihsiz bu Tamam. talihsiz. İşte Çok talihsiz 98'de bir biz bunu duyduk. konuşmasıdır. Ama Ama şimdi şu bakın anda siz bakın burada siz adli bağımsız Türk koridorlarında dolaşın. yargısına bakın. Hakim ve savcıların Siz rahatsızlığını göreceksiniz. bağımsız Türk İnan yargısına siyasi iraden emir almak gibi bir ithamda ben yargının bulunuyorsunuz. tamamını Yani söylemiyorum. Orada diyorum aynı ki şeyi bakın söylüyorsunuz. yargının Peki ben siyasi size iktidarı ilgilendiren bütün davalarında hakim ve savcılar baskı altındalar. O yüzden de hiçbir hakim ve savcı siyasi iktidarı ilgilendiren bir davada hakimlik, Bülent savcılık Bey, yapmak istemiyor. şimdi Bu yolsuzluk kadar net. konusundaki hassasiyetinizi gerçekten çok takdir ediyorum. Sizin de Ömer Bey'in de. Menemen Belediye Başkanı şu an nerede Bülent Bey? Yani herhalde cezaevindedir. Cezaevinde. Evet. Niye cezaevine girdi bu adam? Muhalif belediye başkanıydı. İşte Öyle mi? soruşturmayı 50 yaptılar. milyon liralık yolsuzluk Bakın içeriğini somut bir... bilmiyorum. Ya İçeriğini CHP bile bilmiyorum. sahip çıkmadı. Bakın Ya ben içeriğini içeriğini bilmiyorum. biliyorum, ben anlatayım size. Yargı görevini yapmış. Ben anlatayım. Yargı E hani görevini yargı yapmış. görevini yapmıyordu? Yargı görevini yapmış. Ya Ama az önce ama demiştim aynı ya, muhalif yargının olduğu için. aynı yargı diğer belediyelerle Ben yapma size görevini söyleyeyim. yapmış. Ben size Bakın söyleyeyim. Bakın Ankaparkla da ilgili görevini yapsın Ankaparkı'na söyleyeyim. Bakın yargı. 50 milyon liralık yolsuzluk yaptı. CHP çok doğru bir stratejiyle kendisine sahip çıkmadı. Çünkü Ya niye sahip çıksın? yolsuzluk Hırsızlık açıktı. yapana niye Yalova sahip Belediye çıksın? Başkanı niye görevden alındı Bülent Ya Bey? hırsızlık yapana niye Yalova sahip Belediye çıkıyorsun? Başkanı niye görevden alındı? Ya Biliyor aynı musunuz? şekilde. Yolsuzluktan alındı. Evet. Tamam, ben bunların hangi partide olduğunu söylemiyorum. Peki 21B Ya nedir? bakın ben 21B Zafer nedir Bey burada Bülent Bey? itiraz etmiyorum. Diyorum ki 21B nedir? Bana siz söyler misiniz? muhalif belediye olunca gereğini yapıyor Siz yargı. belediyelerle İktidar belediyesi olunca bakın niye yapmıyor? ya bu Ankara bana Büyükşehir somut Belediye örnek Başkanı niye verin. görevden Somut alındı? örnek verin ya. Ya Ankara Büyükşehir Belediye Siz Başkanı bana niye şunun görevden cevabını alındı? verin. Bakın 21B Ya nedir? Siz Zafer Bey belediyeyle Melik yakınsınız. Gökçek, İstanbul Ya Büyükşehir bırakın Belediye şimdi Başkanı, Melik Gökçe'yi. Manisa Melik Belediye Gökçe'yi Başkanı, konuştunuz. pardon Manisa değil Balıkesir Melik Belediye Gökçe'yi Başkanı konuştunuz niye Bülent Bey. görevden alındı Ya ya? benim sorularıma cevap Bursa verin Belediye lütfen. Başkanı niye görevden Benim alındı? sorularıma cevap verin. Hayır ben Madem size yolsuzluklardan gidiyoruz. bakın 21B nedir? yargı Siz üzerinden Ankara'da yargı Sayıştay üzerinden raporuyla konuşuyoruz. bakın siz Yargı Sayıştay üzerinden raporuyla konuşuyorsak buna cevap tamam. vermek zorundasınız. Bakın ben size Sayıştay raporundan bahsediyorum. Ankara'da Sayıştay raporuyla 87 milyon liralık asfaltta kamu zararı tespit edildiğini biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Duydunuz mu? Hayır Gazeteleri duymadım. okuyorsunuz. Duymadınız. Ankaparkın çalınan hurdalarını duyuyorsunuz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 87 bin lira kamu zararı çıkartan Sayıştay Valla raporundan varsa da o eski haberiniz döneme yok. ilişkindir. Bu dönemle ilişkin Ha, değildir öyle yani. mi? Dönemle ilişkin Ben okuyayım yani. Bu size. dönemle ilişkin Ben değildir okuyayım. yani. Ben okuyayım. 2020 ile Artı ilgili. Sayıştay Bakın dediniz. Bak 87 milyon lira. Bakın bir müsaade edin okuyayım. Sayıştay denetim yapıyor. 9 Bir Eylül müsaade edin okuyayım. Üniversitesi'de. Sayıştay spor Ya topu ile ilgili belediyeden 9 denetim Eylül'e yapıyor. geçtik Bülent Bey. Yapmayın Allah Sayıştay'a aşkına ya. belgeleri vermiyorlar ya. Bülent Bey Belgeleri vermiyorlar doğru denetim tavır nedir yapsın biliyor diye. musunus? Yolsuzluğun nerede Belgeleri yapsın. olduğuna bakmadan yolsuzluğun Bakın üzerine gitmektir. Sayıştay Yani çıkarın kendinize yakın bir siyasi Sayıştay görüşten raporunu. belediye olduğu zaman o muhaliftir. O yüzden üstüne Bakın. gidiyorlar deyip de efendim o niye görevden alındı? Hangi Önce döneme bunların ilişkin? da bakın Hangi döneme ilişkin? önce bunlara da bir Hangi itiraz döneme edin. ilişkin? Bunların da kabul edilemez olduğunu Anladım da söyleyin. Sayıştay Sizin raporu hangi samimiyetinize döneme ilişkin? inanalım. Bu dönem ya okuyun müsaade etmiyorsunuz ki okuyun mu? Okuyun. Okuyun bakın. Sayıştay raporuna göre Ankara'da kış öncesi dökülen asfalt bozuldu. 87 milyon lira kamu zararı oluştu. Asfalt bozuldu diyorsunuz ama ya. E işte asfaltın dökülmemesi gereken dönemde 94 milyon liralık asfalt dökülüyor.
Ve ilginç bir şekilde bu 94 milyon lira da 15 6 burada yolsuzluk veriliyor. Nerede? Sayıştay ya burada. Yolsuzluk Sayıştay nerede? Kamu zararı tespit ediyor Bülent Bey. Zafer Bey burada Sayıştay, yolsuzluk nerede? Ya yolsuzluk işte asfalt dökmen gereken nerede? Dönemde döküyorsun. Ya 87 olabilir. Milyon lira kamu zararı oluşturuyorsun. Bakın, hava bu milletin parası değil mi? Bu milletin parası olabilir. Değil mi? Ya burada Sayıştay raporu nerede? İşte. Yani yolsuzluk, burada yolsuzluk kamu zararı var mı? Kamu zararı sizin için ne ifade ya ediyor? Burada yolsuzluk kamu zararı, var yolsuzluk kamu zararı demek ki ya, kamu zararı yok. İkincisi Sayıştay Bey söylüyor. Bakın Sayıştay lira heba edilmiş. Kamu zararı diyemez. Kamu zararı hep aynı ağızdan konuşuyor. Bu büyük kamu zararı oluşacak biraz önce. Öyle mi? Ömer Bey, menemene bir şey diyor musunuz Ömer Bey? Bak Zafer Bey, menemendeki yolsuzluğa bir şey diyor musunuz? Yalova'daki yolsuzluğa bir şey diyor musunuz? Bakın Zafer Bey. Şimdi bana Menemen ve Yalova'yı bir şey yapmıyor musunuz? Cevap veriyorum. Ya, sıkıştığınız ne? Yerde bak, dönüyorsunuz. Bak Menemen, Menemen ve Yalova yargılanıyor bırakın ya. Bırakın cevap vereyim. Buyurun Allah hadi tamam. Söyleyin. Bak bütün Türkiye'nin önünde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk dedin. Ya kamu zararı diyorum kamu zararı. Cümlemi bitirebilir miyim? Buyurun. Tamam. Kamu zararı yolsuzluk demek değildir. E tamam 87 tamam. Milyonunda bir önemi yokmuş ha, o zaman. İkincisi tamam. Sayıştay denetiminde bir gazete haberi okuyorsunuz. Asfaltı hiç etmemişler ki dökmüşler ya. İklim koşullarını belirleyerek bir bilirkişi incelemesiyle sonuca varacak bir rapor düzenlemez. Sayıştay mahkeme niteliğindedir ama mali inceleme yapar. Dolayısıyla ne, burada... Sayıştay'ın AK Partili belediyelerle ilgili yaptığı her şeyi haber oluyor. Bakın, onları savunuyorsunuz. Bakın, ben, ama bakın, güzel bir hukukçu olarak Zafer bu açıklamanıza sevindim. Zafer yani, güzel bir şey. Zafer Bey. Ben şu anda hiçbir belediye, hiçbir şahsa ithamda bulunmadım. Ya zaten belediyelerden Alevi, bizim Alevi yani olanlardan savunuculuğunu da ben anlamış değilim. Menemen örneğini ya. Verdiniz, kendiniz dediniz ki, Yalova örneğini verdiniz, evet. Kendiniz dediniz ki, ilgili parti, o belediyelerin partisi sahip çıkmadı dediniz. Doğru. Tamam. Doğru. Burada, yolsuzluk burada, işte. Tamam, demek ki yolsuzluk olduğunda yargılanmaları peki milletin kaybolan milyonlarca lirasına ne yapacağız? Bakın, çıkıp, sahip çıkmadılar bu yeterli mi? 750 milyon doları. Bugünkü Türkiye'deki tüm öğrencilerin çatısı olacak parayı 750 milyon dolar rakamı da gerçekçi başkanı değil. Gibi vallahi ben size bir sizin şey söyleyeyim gibi de. Savunmuyor. Ben, diyor ki ben Menemen'de şey Ömer Bey. Yalova'da yolsuzluk olmuş. Sadece o parti şu onlara sadece şunu söyleyeyim. Biz sizden rica ediyoruz. Peki. Türkiye'de başkenti çağ dışı bir sürece itmiş o Ankaralı vatandaşın diğer bir sürü şeyi geç. Ben 750 şey milyon dolarını çöpe atmış. Türkiye'nin en yaşanabilir kenti Ankara'dır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görevden istifaya zorlanmış. Hükümetin bile kapıya kulağından ötecek koyduğu belediye başkanını savunmayın. Ya iyi ki Melih Gökçek var. Vallahi o da olmasa var ya kendinizi savunacak hiçbir argümanınız yok. Siz de Ankara'da yaşıyorsunuz. Eleştireceğiniz icraatlar ya, olabilir. Yalova diyorsun, ama Melih Gökçek diyorlar. Ankara'yı tamam Yalova yargılanıyor. Ne yapacağız? Diyoruz ki Yalova. Kimse inkar edemez. Yalova'yı ben başka arkadaşlar. Peki ben size şunu söyleyeyim. Ya çok özür diliyorum. O zaman hadi Yalova'dan çıktık, Menemen'den çıktık. Ya yargılanıyorlar. Ya Allah aşkına. Ya yargı görevini İstanbul'da, yapıyor. İstanbul'da Bülent Bey. Adamlar cezasını alacaklar. İstanbul'da millet otobüs itiyor. Soruşturma yapmıyorsunuz ya. İstanbul'da millet otobüs itiyor. Farkında mısın? Ankara'da otobüs itiyor. Bir ara verelim ne olur şu otobüs. Bir ihale alınmış benim bir partiliye verilmiş. Benim bu konuda söyleyeceğim bir şey var. Aradan sonra mı söyleyeyim kendime? Aradan sonra. Bütün muhalif belediyelerde 10 liralık İdris'i 65 liraya almışlar. 24 ya saat, bunlara, 7-24 görev yapıyorlar. Bu da bir şehir efsanesidir. Bu da bir şehir efsanesidir. Bir ara verelim bu da bir ondan sonra devam edelim.